Çolakoğlu'na akşam saatlerinde rastlıyoruz. İlk konumuz Ozan Bey'in stüdyosundan çıkmayan megastar Tarkan'ın evliliği. Çok mutluyuz. Nasıl yani? Benim yol arkadaşım zaten. Kardeşim gibi çok mutlu oldum. Gülşen de öyle. Çok mutluyuz. Derken konuyu çiftin düğün hazırlıklarına getiriyor ve düğünlerinin bir şatoda gerçekleşeceğiyle ilgili basına yansıyan haberleri soruyoruz. Şatoda gidiyormuşlar mı? Şatoda falan değil. Öyle biz de şey öyle yok. Okuduk gazetede ama öyle bir şey bizden çıkmadı. Birileri öyle yakıştırmış galiba. Sağ olsunlar. Şatolara layık görmüşler beni. Belki de olabilir. Şimdilik öyle bir şey. Hiç o kadar düşünmedik ya detaylı. Bir iki yer var aklımızda ama şato değildi. Hayal ettiğimiz sadece bir yer vardı. Barcelona. Bizim için çok özel bir yer. Çok seviyoruz. Orada olsun istedik. Bakalım. Şartlar izin verirse olacak herhalde, orada olur. Kulağımıza gelen bir duyumda çiftin evlenirken evlilik sözleşmesi yapacakları yönündeki dedikodu. Soralım bakalım bu dedikodunun aslı astarı var mıymış? Evlilik sözleşmesi şu an. Hiç oralara gelmedi işte. Yani. Yok yani öyle şey. Yani... En son Tarkan Bey kabul etmediği haberde çıktı biliyorsunuz. Haberim bile yok ondan. Yani hanımefendi demiş isterseniz yapabiliriz demiş. O da gerek yok demiş. Sizin böyle bir işiniz yok canım, yok bizim yani öyle şey yok. Hiç aklımıza bile gelmemiş. Aklımıza bile gelmiyor. Bizim hani biz getirdik. Öyle bir konumuz evet, olmaz ki bizim hayatta yani. Yok vallahi ikimiz de öyle yani, ben yeni stüdyo yapıyorum. Gülşen klip hani bizim hani kazandığımız hakikaten gerçekten işimize gidiyor. Başka yap.